Cümleten yeni bir videodan selamünaleyküm. Uzun süredir üzerinde çalıştığım ara depo işlemini bugün hep beraber gerçekleştiriyoruz. Az sonra eve geçeceğiz. Evin içerisinde kutuda bir sürü malzemeler var. Bu malzemelerin hepsinin açılımını yapıp tek tek monte edip ara depo için işlemi başlatacağız. Bu video iki parttan oluşacak. Birinci partımız işin nasıl işlediği, işte nelerin kullanıldığı, işi nerede yaptığım. İkinci partımızda ise yazılıma atlayacağız. Siz bana ürün yolladınız. Ben bu ürüne ne yapacağım? Geri size nasıl bildirim gidecek? Ben bu ürünü nasıl paketleyeceğim? Nasıl kargolayacağım? Ara depo nasıl kurulur? Hepsi iki partta sizlerin karşısında anlatılmış bulunacak. Uzun süredir, uzun yıllardır Amerika'da yaşamaktayım kendime göre. Çünkü burada zaman çok hızlı geçiyor. Uzun olmuyor ama bana uzun geliyor. 2,5 yıldır buradayım. Artık bir şeyler yapmam gerektiğinin farkındaydım ve bu işe canı gönülden katılmak ve içine girişmek istedim. Evet, başlangıçta zorlu bir süreç beni bekliyor. Çünkü çok fazla ince detayları, ince ayrıntıları olan bir iş modeli. Peki neden evinin önündesin? Neden evinin salonunda yapıyorsun Osman diye soracak olursanız. Birincisi, ben şu an bir depo tutmak istesem 4-5 bin dolar. Bunun depozitosu var, işte o su var, bu su var, 15-20 bin dolar. Malzemeleri, o su, bu su derken 20-30 bin dolara bana patlayacak. Ben evime sığamadığım zaman depoya çıkacağım. İşi burada öğreneceğim, hatalar yapacağım. Bakın sizlerin karşısında söylüyorum. Hepimiz hata yapabiliriz, hepimiz insan oluyoruz. Çünkü yeni bir işe giriyoruz. Hata yapacağım, hatamı öğreneceğim. Ama elimden geldiğince düzgün, dürüst ve realistik bir şekilde gerçekleştirmeye çalışacağım. Benim bu evi tutma sebeplerimden bir tanesi de buydu aslında. Birincisi, arkada çok büyük bir garajı var, orayı araba al sat için. İkincisi, salonu da gayet geniş, orayı da ara depo için kullanmaktı. Ara depo e-ticaret yapan insanlar için gerçekten çok önemli bir ihtiyaç arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda zaten işin ne olduğunu hiç bilmeyen insan bile bu iki seriyi izledikten sonra ne demek istediğimi anlayacak. Ama ben bu işe bir yenilik getirmeye, bir farklılık getirmeye, bir elegantlık getirmek için geldim. Hakkımızda hayırlısı neyse olsun demek istiyorum. 2 gün önce de şirketi kurdum bu arada. Sizleri daha fazla bekletmeden eve gidelim, şu kutuları açalım. Ben de gerçekten çok heyecanlıyım işe girmek için. Hadi o zaman bismillah diyelim, başlayalım. Evet, şöyle sizleri inceden içeriye doğru davet edeyim. Burası evin giriş kısmı. Bu tarafa doğru döndüğümüzde ise salonun birinci bölümü bizi karşılamakta. Masayı, bilgisayarı, yazıcıyı bu tarafa kurmayı düşünüyorum. Ben şu anda bilgisayarları kuracağım bölmedeyim. Bu tarafa doğru döndüğümüzde ise salonun ikinci kısmı bizi karşılamakta. Kameranın lensi geniş açı almadığı için kusura bakmayın arkadaşlar, birazcık kötü görünebilir. Bu malzemeleri bu videodan önce izleyeceğiniz videoda ben açmıştım zaten. Onları buraya yığdım. Bunları çatı katına çıkaracağım. Yani burayı komple boşaltacağım. Şöyle döndüğümüzde ise bunların hepsi ara depoda kullanacağımız malzemeler. Şimdi hadi tek tek kutuları açalım. Bismillah diyelim, işe başlayalım. Evet, bayağı bir ağır ürün var karşımızda. Bir tane masa, bir tane de sandalye söylemiştim. Şu şekilde kurulması gereken bir tane masamız var. İkinci ürünümüz ise oyuncu koltuğu. Bunların kurulumları beni bayağı bir zorlayacak ama üstesinden geleceğiz. Evet, şu anda yanında 2 tane kutu var. Birinci kutunun içerisinde bu şekilde falçatalar var. Ve aynı kutunun içerisinde ise barkod printerımız var. Evet, bu printerin görevi arkadaşlar kargo planı oluştururken şak şak çok seri bir şekilde çıkarıyor. Ve bizi çok fazla yormuyor, bekletmiyor. Onun haricinde aynı kutuda yine mezru bulunmakta. Evet, bu kutuda ise polybaglerimiz var. Ben bunlardan 400 tane farklı farklı boyutlarda sipariş ettim. Başlangıçta beni götürsün, gelen mallara göre, ben de işin gidişatına göre diğer boyutlarına da geçiş yaparım diye düşündüm. Ve burada da koli bandımız var. Burada bayağı ağır bir kutu var. Bu kutunun içerisinde ise label kağıtlarımız var. Bu kağıtlar yapışkanlı kağıtlar. Şuradan ayrılıyor, label'ı çıkarıyoruz, pat diye ürünün üzerine yapıştırıyoruz. Hazır konusu açılmışken şundan da bahsetmek istiyorum. Normalde ilerleyen zamanlarda bahsedecektim. Bazı arkadaşlar ürün yolladığında diyor ki benim kendi label'ım var, yani benim ayrıyetten bir label FNSQ barkoduna ihtiyacım yok diyor. Fakat eğer biz FNSQ barkodu yapıştırmazsak ürün Amazon depolarında kaybolabiliyor. Çünkü hepsinin etiketi görünür bir şekilde yapıştırılması gerekli. Bunu da Amazon çalışanı okutamadığı için sıkıntı çıkıyor. O yüzden şu anda FNSQ'nün zorunlu olup olmaması hakkında tam bir detaylı net bir cevabımız yok ama oraya uyarıyoruz. Yarı kutusu bırakacağız. Diyeceğiz ki eğer ürününüz Amazon depolarında herhangi bir sıkıntı çıkarsa biz FNSQ vurmadığımız için lütfen kusura bakmayın gibisinden. Evet, burada da o FNSQ barkodlarının çıkarabilmesi için lazer bir tane yazıcımız mevcut.
Evet, yazıcımız bu şekilde. Brother marka bayağı da büyükmüş. Astronomi'de kuracağız. Evet, burada da bir tane baskülümüz var. Makine bu şekilde buradan kilogram veya pound olarak seçebiliyorsunuz. Bayağı 250 veya 400 pound'a kadar taşıyabiliyordu. Burada da bir adet bubble wrap'imiz var. Şimdi hiç bilmeyenler için konuşmak istiyorum. Mesela siz ürün yolladığınızda seçenekler karşınıza çıkacak. Bubble wrap mi istiyorsunuz, polybag mi istiyorsunuz yoksa kutu mu istiyorsunuz? Her seçtiğiniz paketleme sistemine göre de tabii ki ücretler olacak. Ama bunlar çok fazla olmayacak, gözünüz korkmasın. Piyasa değerinin altında ve en hızlı, en güzel, en güvenilir hizmeti sunmaya çalışacağım, sizlere söz veriyorum. Şöyle bir kutu daha gördüm. Gerçekten o kadar çok şey sipariş ettim ki artık karışmaya başladı kafam. Evet, bunun içinde de taharet musluğu. Bir tane taharet musluğu. Şöyle fites gibi. Bunun ara depoyla alakası yok. Evet, şimdi toplamda neler çıkarmışız bakalım. Şöyle bir üstünden geçelim. Burada bir adet sandalyemiz, hemen yanında masamız, şurada polybaglerimiz, onun altında falçata ve mezromuz. Onun üstünde kargo planları için barkod yazıcımız, kolibantlarımız, baskülümüz, bubble wrap'imiz, burada lazer yazıcımız, hemen arkasında da FNSQ barkodları için yapışkanlı kağıtlarımız. Bilgisayarı da az sonra getirip kuracağım. Hadi o zaman bismillah diyelim, şu masadan, sandalyeden, kuruluma inceden başlayalım. Evet arkadaşlar, sonunda setup'ımızı bitirmiş bulunmaktayız. Bilgisayarları şimdilik koydum sizlere göstermek için, henüz fişlerine takmadım. Yazıcıları da aynı şekilde. Masamız gayet güzel oldu, koltuğumuz gayet güzel oldu. Buraya da kullanabileceğim malzemelerimi koydum. Bunların harici farklı boyutlarda kutu sipariş ettim, onlar yolda gelecek. Ara deponun birinci bölümü buydu. Ara depoda neler kullanılıyor ve ben nasıl yapacağım, nerede yapacağım onu göstermek istedim. İkinci bölümde ise ara depoyu nasıl kullanabilirsiniz, ben nasıl kullanacağım, sipariş geldiğinde yazılımı, sistemi, paketlemesini, yollamasını, her şeyini en ince ayrıntısına kadar ikinci bölümde de anlatacağım. Ve sonra da tamı tamına kafanızda her şey oluşmuş bir şekilde sizler de gönül rahatlığıyla kullanabileceksiniz. Ücretleri, tutarları, ara deponun nasıl işlediğini, hepsini en ince ayrıntısına kadar da ikinci bölümde bahsedip ondan sonra sonlandıracağım. Videomuz buraya kadardı. Benim şimdi bu tarafı toplamam lazım. Size göstermiyorum ama umarım izlerken keyif aldığınız bir video olur. Umarım beğenirsiniz. Umarım like atar. Umarım Instagram, Twitter, TikTok, Twitch bilmem nereden beni takip edersiniz. Bir nebze de olsa, hiç yorum atma isteğiniz olmasa bile, bir X yazsanız bile etkileşim babında müteşekkir olurum. Kendinize dikkat edin. Ben de setupları yeniden kurayım. Bir sonraki videoya da